Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Sizinle yine yepyeni bir supla modeli paylaşacağım. Suplamızın modeli böyle. Kalıp gibi çok güzel bir model oldu arkadaşlar. Buyurun başlayalım. Polyester makrome ipi 2,5 numara tığ. Arkadaşlar şöyle. Buyurun başlayalım. Önce ipimizle parmağımıza şu şekilde dolayıp sihirli halka içini öncelikle 3 tane zincir çekelim. Yapmış olduğumuz halkanın içine 12 tane ikili trabzan dolduralım. İki, dört, altı, sekiz, on, on iki. Arkadaşlar şu ipliğimizin ucunu çekelim, sıkıştıralım biraz. İlk başlamış olduğumuz ilk trabzanın üzerinden zinciri tek çektiğimiz yerin hemen dibinden kaydırma yaparak bir sıraya geçelim. Üç tane zincir çekip hemen önündeki yuvadan başlayıp bütün trabzanların içinde iki tane trabzan yaparak trabzan sayımızı 24'e tamamlayalım. Sıramızı tamamladık ve yine ilk başladığımız yere kaydırma yaparak üst sıraya geçelim. 3 tane zincir çekip yine dibindeki trabzanın hemen üzerine bir tane tek, diğer trabzanın üzerine çift. Bir tane tek, diğerinin üzerine çift. Tek, çift. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Son trabzamız yine iki tane oldu aynı yuvada. Yine kaydırma yaparak bir üst sıraya geçelim. Üç tane zincirimizi çekip bir tek, iki tek. Arkadaşlar şimdi üçüncü trabzanın üzerine çift. Bir tek, iki tek, üçüncü çift. Bu sıramızı da iki tek bir çift tamamlayalım. Kaydırma yaparak üst sıraya geçelim. 3 zincirimizi çekip hemen önündekine bir tane, ikinci yuvanın içine ikili trabzan yapalım. 2 tane, bir tane tek, diğerini çift yaptım. Şimdi 3 tane tek arkadaşlar. 1, 2, 3. 3 tane tek, bir tane çift. Bir, iki, üç tane tek, bir tane çift. Tamamlayalım sıramızı. Kaydırma yaparak yine bir üst sıraya geçtim. Üç zincirimizi çektim. Yine ilk trabzanımızı bir, aynı yuvaya bir tane daha yapalım. 4 tane tek yapalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 tane tek, bir tane çift. Bir, iki, üç, 4 tane tek, bir tane çift. Sıramızı da böyle tamamlayalım. Kaydırma yaparak bir üst sıraya geçtim. Üst zincirimizi çektim yine.
Yine hemen dibindeki yuvanın içine bir tane trabzan yapıp diğerine bir tane, iki, üç tane tek yapalım arkadaşlar bu baş kısmında. Şu artırma kısımlarının, artırdığımız yerlerin şu şekilde, bunların birbirlerinin üzerlerine gelmemesine dikkat edelim arkadaşlar. Yuvarlağımızın daha net olması için 3 tane tek yaptım. Dördüncüyü çift yapalım. Bundan sonra 5 tane tek, bir tane çift arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. Tekti, bir tane çift. Sıramızı tamamlayalım. Kaydırma yaparak üst sıraya geçtim. 3 tane zincirimizi çektim. Yine dibinden başlayalım arkadaşlar. Bir tane tek, ikincinin içine çift yapalım. Bu sırada da 6 tane tek, bir tane çift. 2, 3, 4, 5, 6 tane tek, bir tane çift. Tamamlayalım sıramızı. Yine bir üst sıradayız. Bu sıramızda 7 tane tek, bir tane çift yapacağız. Fakat bir tane tek yaptım. İkinci tek. Üçüncü tek. 4 tek. 5. yuvanın içine, pardon, 1, 1, 2, 3, 4, 5. 6. yuvanın içine çift batalım. Evet arkadaşlar, bundan sonra 7 tane tek, bir tane çift yapalım. Artırmaların üzerlerine, birbirlerinin üzerine gelmemesi için dikkat edelim ona. 3 zincirimizi çektim. Bir tane tek, ikinci tek, üçüncünün üzerine 2 tane yapalım arkadaşlar. 1, 2. Bundan sonra 8 tane tek, bir tane çift. 1, 2. Bu sıramızı da 8 tek, bir çift olarak tamamlayalım. Sıramızı tamamladık. Üst sıraya geçtim. 3 tane zincir çektim. Buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane tek yapalım. 8 zincirin içini çift yapalım. Bundan sonra 9 tane tek, bir tane çift yapalım. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Sıramızı tamamladık. 3 zincirimizi çektim. Buraya bir tane tek yapalım. İkinci tek. Üçüncü tek. Dördüncünün üzerine 2 tane yapalım arkadaşlar. Bir, iki, üç tane tek, dördüncüye çift. Bundan sonra 10 tane tek, bir tane çift. Örelim, tamamlayalım. 10 tek, bir çift olarak sıramızı tamamladım. Yine üst sıradayım. İkinci tek. Üç.
4 5 6 7 8 9 10'uncuya 2 tane batacağız arkadaşlar. 2 4 6 8 9 tane tek oldu. Bir tane çift olacak. Ve bundan sonra burada 11 tane tek, bir tane çift olacak şekilde tamamlayalım sıramızı. Sıramızı tamamladık. Ortadan sayarsak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 sıra oldu. Suplamızın taban kısmı tamamlanmıştı. Buraya kaydırma yaparak üst sıraya geçtim yine. 7 tane zincir çekelim. 2 3 4 5 6 ve 7. Arkadaşlar 1 2 3 4 5 6. trabzanın üzerine sık iğne ile tutturalım. Yine 7 tane zincir. 4 5 6 ve 7. 1 2 3 4 5 6. trabzanın üzerine yine 7 tane zincir. 1 2 3 4 5 ve 6. trabzanın üzerine. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar gelelim. Son olarak 7 zinciri çektim. Başladığımız yere kaydırma yapalım. 3 tane zincir çekelim buraya. Bu yuvanın içine 5 tane ikili trabzan yapalım öncelikle. 2 3 4 5 2 tane zincir. Yine aynı yuvanın içine 5 tane daha ikili trabzan yapalım. 2 4 5 Tekrar bu yuvanın içinde de aynı şekilde 5 tane iki trabzan, 2 tane zincir, 5 tane daha ikili trabzan. Evet arkadaşlar. Aynı şekilde sıramızın sonuna kadar gelelim. Yine sırayı tamamladık. Yine bir üst sıraya geçeceğiz. Burada şu ilk yapmış olduğumuz ilk ikili trabzanın üzerine kaydırma yapalım. Yine bir önündeki trabzanın üzerine bir kaydırma, diğerinin üzerine ortaya gelene kadar kaydırma yapalım arkadaşlar. Burayı biraz sıkı tutalım. Sonra yine buraya kaydırma yaparak geldim. Buraya 8 tane zincir çekelim. 8 yuvanın içine batalım. 8 zincir. Yine orta yuvanın içine. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Sıramızın sonunda yine 8 tane zincirimizi çektim. Buraya batarak kaydırma yapalım. 3 tane zincir çekelim. Yine burada olduğu gibi 5 tane ikili trabzan yapalım buraya. 1 5 tane ikili trabzan yaptım. 2 tane zincir. Yine aynı şekilde aynı yuvanın içine 5 tane ikili trabzan daha yapalım. Tekrar bu yuvanın içine öbür sırada olduğu gibi aynı şekilde trabzanlarımızı yapıp sıramızı tamamlayalım.
Sıramızı tamamladık. Burayı da sabitleyelim buraya. Kaydırma yapalım. İlk başta yapmış olduğumuz zincirin üzerine yine aynı şekilde aynı yuvadan batıp bu ipliğimizin ucunu arkaya alalım. Arkada bu ipliğimizin ucunu kesip hafifçe yakalım. Bundan sonra diğer ipliğimizi de geçeceğiz arkadaşlar. Gri ipimize. Son olarak yine kenarının yapımına geçelim. Gri ipimizle bir tane zincir çekip boşluğu alalım. Herhangi istediğimiz bir yerden sadece arka kanatlarından alarak şu şekilde ipliğimizi bir öne alalım. Yapmış olduğumuz trabzanların üzerinden her birinden bir tane arka kısımlarından şu şekilde arkadaşlar şu ortaya direk batalım. 3 tane zincir çekip aynı yuvanın içine tekrar. Bundan sonra yine arka kanatlarından alarak kaydırma yaparak üç tane zincir tekrar aynı yuvanın içine. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Suplamızın sonuna geldik. Yine aynı şekilde son olarak şu ilk başladığımız yerden kaydırmayı yapıp arkadaşlar şu ipliğimizin ucunu yine başladığımız noktadan arka kısma çekelim. İpliğimizin ucunu burada kesip sabitleyelim. Evet arkadaşlar, suplamız bitti. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin, sağlıkla kalın.